NGN dönüm noktasını sunar. Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler. Geleceğe yön veren girişimcilerin startup'tan scale-up'a yolculuklarıyla dönüm noktası başlıyor. Herkese merhaba. Endeavor olarak başlattığımız Dönüm Noktası podcast serisinde geleceğe yön veren Türk girişimcileri ağırlıyoruz. Girişimcilerin scale-up şirketlerini büyütürken yolculuklarını şekillendiren önemli anları ve kişileri konuştuğumuz seride her bölüm yeni bir girişimci konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Türkiye'nin en önemli seri girişimcilerinden Erdem Yurdanur. 1968 yılında Uşak'ın Güreköy'ünde doğan Erdem Yurdanur, ilkokul, ortaokul ve liseyi Uşak'ta okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleşti. Üniversiteyi bitirdikten sonra Arçelik'te bilgi işlem bölümünde çalışmaya başlayan Erdem Yurdanur, beraber çalıştığı 6 arkadaşıyla birlikte istifa ederek Türkiye'nin ilk yazılım şirketlerinden Cortec'i kurdu. Büyük şirketlere yurt içi ve yurt dışında yazılımlar yapan Cortec şirketinin ortakları, daha sonra B2C'ye odaklanan Cocktail'i kurdu. Beygir.com, Maçkolik.com, Sahadan.com gibi spor üzerine içerik üreten sitelerini Maçkolik adında ayrı bir şirket altında topladı. 15 yıldan fazla süredir yönettiği Maçkolik'i, dünyanın en büyük online spor medya şirketlerinden birisi olan İngiliz Perform gruba satan Yurdanur, satışın ardından Masamo isimli bir oyun şirketi kurdu. Yurdanur Masamo'yu 2019 senesinin başında, yani kuruluşundan 2 sene sonra, İngiltere'nin önde gelen oyun firmalarından Miniclip'e sattı. Erdem Yurdanur, şu anda kurucusu olduğu, mobil uygulamalar için gelir sağlama platformu olan Edmost adlı girişimin yöneticiliğini yapıyor. Aynı zamanda birçok girişime mentörlük ve yatırımcılık yaparak ekosistemi destekleyen Erdem Yurdanur, 2013 senesinden beri eşi ve iki kızıyla birlikte Londra'da yaşıyor. Hoş geldin Erdem abi. Hoş bulduk Aslı. İstanbul'da seni yakaladık. Erdem abi normalde İngiltere'de yaşıyor. Bir yazın uzun süre geliyorsun galiba. Evet. Bir de işte kış döneminde gelmişken ben de uzun süredir görmüyordum. Çok iyi oldu. Evet, sohbet evet. De edemedik. Artık daha sık gelirim. Öyle mi? Çünkü vatandaşlık almaya uğraştığımız için 6 yıldır. Çok uzun senede süre. Senede 90 günden fazla çıkmamaya çalışıyordum. Şimdi o sınır kalktı. İyi harika. Artık daha sık gelip gidebilirim. Tamam süper. Şimdi Erdem abi bugün hem birazcık senin girişimcilik hikayen ama sonuçta exit olalı bayağı oldu. İşte hani Maçkolik exit'i. Ardından ama o zamandan beri sen ne yapıyorsun? Hı hı. Bir de ben Türkiye'den taşınan başarılı girişimcilerin bizim en önemli değerlerimizden biri olduğunu ve olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ve sen bunu çok iyi bir örneğisin. Yani hani İngiltere'de yaşayıp ama buradaki yatırımlar, buradaki işler, buradaki yani o ilişki ve oradaki rolünü nasıl gördüğünü de aslında birazcık konuşmak istiyorum. O yüzden istersen başlayalım. Gaz ve toz bulutundan başlayalım. Evet. Nasıl başladı senin hikayen? Yani benim hikayem, girişimcilik hikayem soruyorsun herhalde. Yani. İşte ben Arçelik'te çalışıyordum biliyorsun. Uh-huh. 30 yıl önce. Boğaziçi. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. Direkt üniversiteden sonra Arçelik. Direkt Arçelik çünkü zaten o zamanlar telefon, cep telefonu yok. Ondan sonra internet yok. Bilgisayar mühendisliğini yapabileceği iş büyük şirketlere girip yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktı. Benim de yapabileceğim oydu zaten. Bilgisayar mühendisliği bölümünün yeni açıldığı zamanlar mı bunlar? Ben yenilerden sayılırım. Yani benden önce 4 dönem daha mezun vermişti galiba Boğaziçi Üniversitesi. Ben 5. dönem mezunlarındanım. Yani ilk bilgisayar mühendislerinden sayılabilirim. İşte Arçelik'e girdim Koç grubuna. 5 yıl çalıştım. Orada benim müdürüm, müdürümün müdürü, benim altımdaki 3 arkadaş, 6 bilgisayar mühendisimiz istifa ettik. Türkiye'nin ilk yazılım şirketlerinden birisi olan Cortec'i kurduk. Cortec'in de amacı yine büyük şirketlere yazılım yapmaktı. Kastım yazılımlarda işte iyi müşterilerimiz oldu. Unilever, P&G, Tefal, Pfizer gibi. Ben yurt dışı projelerinden sorumluydum. Şirket çok çabuk büyüdü. 80 kişiye çıktı 2 yıl içinde. Ama ben o işten de çok hoşlanmadım sonra. Çünkü hep yeni proje almak zorundasınız falan. O sırada işte internet dünyada yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Yıl 98-99. Yani daha Google yok. Öyle bir internet ortamı. Ondan sonra bizim çalışanlarımızdan birisi sonradan ortağım olan Tarkan'la başladı biraz aslında internet maceramız. Ona ben internet programcılığı, işte database falan filan öğreteceğim derken şey sordum. Bir örnek proje yapalım, sen neden anlarsın dedim. O da at yarışından anlarım dedi. Ben hiç anlamazdım. O bana at yarışı öğretti, ben ona Oracle öğrettim. Ve beraber bir eğitim projesi olarak Beygir.com çıktı ortaya. Biz ofisteki bir bilgisayara kurduk siteyi, açtık interneti. Sabah gazetesi haber yapmış. Bizi beygirler internette diye site göçtü. Sonra baktım ki işte benim aradığım iş bu.
internette bir şeyler yapmak. Beygir.com at yarışı sonuçları, atlarla ilgili evet. bilgiler. Aslında Beygir.com yani Türkiye'deki en büyük at yarışı database'iydi. Aha. Bir atla ilgili 1600'lü yıllara kadar anne babasına kadar gidebildiğiniz çok büyük bir database'di. Aslında bence Maçgök'ten daha büyük bir database'di. Ve bizim asıl amacımız ama bir gün nasıl olsa internette de at yarışı oynanabilir. Türkiye'de çünkü yaklaşık 1 milyar dolar civarında at yarışı oynanıyor yıllık. Bunun işte bayi komisyonu yaklaşık %5 falan. Yani 50 milyon dolarlık bir komisyon var. Evet. Dedik ki bunun ileride en az %10'u 20'si internete geçse ve bunu da biz yapsak 5-10 milyon dolar yılda para kazanırız. Oynanıyor mu şu anda? Şu anda internette oynanıyor ama Türkiye Jockey Kulübü kendisi oynatıyor. Biz Jockey Kulübü'nün ondan sonraki yıllarda bütün işlerini aldık bu arada. Muhasebesini, insan kaynaklarını, bütün programlarını biz yazdık. Bayis hariç. Yani asıl onu yazmak istedik sadece. Onun dışında her şeyi yazmış olduk. 2002'ye kadar 3 yıl civarında sadece Beygir.com'la uğraştık. Sonra 2002'de Maçkoli'yi açtık. Peki henüz Google yok vesaire diyoruz. O dönem Beygir.com bu işte reklam alıp para kazanmaya falan başlamış mıydı? Hiç kazanamıyordu neredeyse. Yani işin daha gelir modelinde değildiniz yani. Gelir hani... modelindeydik de gelir yoktu. Gelir ortada. Yoktu kimse para vermiyordu. Hatta ben herkese anlatıyorum bunu. Şimdi Beygir.com'un kullanıcılarının büyük çoğunluğu erkek. Yanılmıyorsam eczacı başında bir prezervatif markası vardı. Hala var. Okey. Okay. Evet. Okey'in reklam ajansını aradım. Dedim ki bizim kitlemiz erkek kitle. İşte buraya reklam verebilirsiniz, banner verebilirsiniz dedim. Banner ne demek dedim. Yani banner'ın ne olduğunu bilmeyen reklam ajansları vardı o zaman. O yüzden ben vazgeçtim satmaya çalışmaktan. Ama bizim o kurduğumuz Cortec'in içinde çalıştığı için bu sistem. Cortec bir şekilde para kazanıyordu hala. Daha. Ve bizi finanse eden Cortec'teki ortaklarımızdı aslında. Daha zaten spin-off şirket kurulmamıştı. 2002'de Maçkolik'le beraber kurduk. Maçkolik'le beraber kurdunuz. Cocktail'i kurduk. Şu evet. anda benim asıl şirketim olan Cocktail. Cortec B2B işler yapıyordu. Aynen. Cocktail B2C işler yapmak amaçlı kuruldu. Tarkan'la ortak ettik Cocktail'e. Ve biz Tarkan'dakimiz sadece Cocktail'le uğraşmaya başladık. Hı-hı. Diğer ortakların Cortec'le çalışmaya. Ama diğer ortaklar da ortak oldu Cocktail'e. Tabii tabii hepsi ortak. 99'dan 2004'e kadar 5 yıl neredeyse hiç para kazanmadık. Ama ben Tarkan'da ben de hiç inancımızı kaybetmedik. Diğer ortaklarımız biraz kaybetti gerçi. Bizi biraz suçluyorlardı. Futbol, at yarış gibi dandik konularla yaşıyormuşuz gibi. Ama biz bu işin çok iyi olacağını hep inandık. Hiç kaybetmedik inancımızı. İnancınızı sonuçta bu hani... şeyden gelen, altyapısı olmayan hani bir inanç değil yani. Değil tabii, dünyayı takip ediyoruz. Hani neleri gördün ki sen bu iş olacak diye düşündün? Dünyayı takip ediyorduk o sırada. Dünyada bahis işi çok büyük. Ve Türkiye'ye de geleceğinden emindik bunu. Biz de getirmek istedik ama biz biraz küçük kaldık o konuda. Bir şekilde 2004'te işte Çukurova grubu iddiayı getirdi. Hı-hı. Biz ihalesini bile duymadık. Türkiye'de işler böyle yürüdüğü için büyük gruplar bir şekilde ilişkileriyle götürüyor şeyleri. İddia ihalesi alındı bir şekilde bir grup tarafından ve alan şirket bize geldi. İddia.com'u yapmamız için. Peki ha, ama bahis İddia, dediğimiz şey ama İddia, hep vardı bahis, spor toto. Spor toto bahis değil. Spor toto çok basit ve çok az müşterisi olan bir şey. Öyle mi? Betting asıl dediğimiz bahis dediğimiz şey betting. Yani bir maçta hangisi kim kazanır? Odlar koymak bunun üzerine yani. Bahis oranı koymak doğru. En işin zaten şeyi o değil mi? Evet. Sonra işte iddiayı aldı Çukurova grubu. Inteltek diye bir firma kurdu. Ve bize geldi onlar da iddia.com açmamız aha. için. Bahis oynama tarafı değil de yine maç sonuçları, istatistikler falan evet. vermemiz için. Biz hemen açtık iddia.com. Bir haftada iddia.com açtık onları. Çünkü maç kökten dolayı tabii. hazırdı her şey. Turkcell geldi. İşte maç sonuçlarını SMS'le işte falan filan kendi kullanıcılarına duyuralım diye. O ikisini biz yapınca zaten iddia.com'un altına ben Powered by Maçkolik.com yazdım. İddia deli gibi reklam yapınca iddiaya geliyor insanlar. Maçkolik geliyor, oradan bize geliyor. Biz hiç reklam harcaması yapmadan Maçkolik böyle uçmaya başladı. Her hafta bir server koymaya çalışıyordum ben. O 5 yılın acısını çıkarmaya başladık. Aha. Yani şöyle söyleyeyim hani Cortec kaç yıllık şirket o ana kadar? Neredeyse 10 yıllık şirket. Cortec'in 10 yılda kazanamadığını biz 1 yılda kazandık. Wow. Ve sonra hep çok kazandı. Tabii. Hep çok arttı. Ta ki 2012 yılına kadar. 2012'de biz satmak istedik artık şirketimizi. Çünkü çok karlıydı. %90 kar marjıyla çalışan bir şirket. Daha şey falan hatırlıyorum yani o zamanlar işte hem trafiği çok fazla hem inanılmaz fazla vakit harcıyor şirketler, evet, insanlar sitede. Tabii. Çünkü işte bir yandan maç seyrediyor, bir yandan sürekli önünde Maçkolik açık, refresh. Evet, o arada hatta İşte Maçkolik'teki reklam alanları bitiyor.
aynı datayı kullanarak başka sahadan kumaş. Sahadan nokta kumaş. Yani genius bir şey yani. Genius aynen. Değil, ben onu koşudan Arçelik'ten öğrendim. Çünkü Arçelik Beko'da aynı. Beko'yu yarattı aynen. Arçelik Beko'yu kopyaladım ben maç golü sahadan diye. Hatta sahadan da doldu sonra. Bir tane üçüncüsü evet. Maçsak olduk falan böyle. Ama sonra gerek kalmadı ona. Ama o kadar yüksekti ki trafiğimiz hala yüksek. Barcelona'da bir fuara gittik. CSMA'de bir mobil fuar var. Orada bir tane reklam network'ü var yabancı. İşte biz grup halinde gittik arkadaşlarla. Adama işte İngilizce konuşuyoruz. Dedim maç günü tanıtıyorum. İşte dedim we have about 10 billion banners monthly dedim. Million dedi. Ama billion diyorum ben. Adam anlayamıyor tamam mı? Çünkü adamın bütün kendi network'ü, bütün bir sürü uygulaması billion yapmıyor. Ya o sıralarda tek başına maç günü bence Türkiye mobil trafiğinin yarısını falan yapıyordu. Çok yüksekti gerçekten. Ama ben işte 2012'de artık birkaç nedenden dolayı satmak istedim. Bir, Türkiye'ye güvenemedim. Yani İngiltere'de olsaydım maç günlük hayatta satmazdım. İşte. Çünkü her an kararlar değişebildiği için bu ülkede. Tabii. Yarın bahis yasaklansa işte maç günlük kullanıcıları da aynen. Gider. Aynen. Zaten sonra bir şey gelmedi mi başına maç günlük kapatıldı? Birkaç kere kapatıldı saçma sapan nedenlerle. Sonra açtırabildik neyse ki. Ve de tam da o satış sürecinde falan. Evet yani. Hatırlıyorum. Kabus gibiydi. Sonra işte 2012'de biz %51'ini sattık. 2013'te ben İngiltere'ye taşındım. Alıcı firma İngiliz Perform. Dünyanın en büyük. Nasıl buldunuz onları? Onları ben bir 2010'da mı 11'de mi bir İngiltere'ye gitmiştim 2 ayında Cambridge'e. Böyle ara vermiştim çalışmaya falan filan. O sırada yanlarına gittim. Maçgol'ü anlattım falan ama ondan önce de onlar Türkiye'ye girmek istemişti. Hmm. Onların goal.com diye bir tane siteleri evet. Var. Maçgol'e de gelmişlerdi. Biz de işbirliği yapalım falan. Ben reddettim her şeyi. Hiç onları piyasaya sokmadım açıkçası. Onlar da piyasaya giremeyince işte sonradan da benle de tanışınca almak istediklerini söylediler. Sattık. İyi bir fiyata sattığımızı düşünüyorum. İyi bir fiyata sattık. Evet. Ben de iyi bir fiyata sattığınızı düşünüyorum ve oradan şuna geçeceğim. O zaman iyi fiyata satılmasının sebebi, yani şu anda olsa aynı fiyata satılır mıydı? Yoksa orada şu anda bir... almazlardı. Heh. Ben Oliver, işte Perform'un kurucu ortaklarına ve co-CEO'su, şimdi benim masam odada ortağım oldu sonradan, çok yakın arkadaşım. Bana şimdi söylediği, şimdi olsa almazdık. Türkiye'den çünkü dolayı. Çünkü 2012'de herkes Türkiye'ye girmek evet. istiyordu. Biz de girmek istedik. Aynen. Şimdi herkes kaçmak istiyor. Sen şey hatırlıyor musun? Beraber San Francisco'ya gitmiştik. Evet. Sequoia'lı bir tane partnerle kahvaltı etmiştik. Adam Türkiye'yi bizden iyi biliyordu. Hı hı. Böyle ağzımız açık dinleyip ondan sonra tamam ya oldu bu iş işte. Bak evet. Ne kadar istiyorlar bizi. 2011'de evet, işte o evet, da. Evet. İşte Tevekkeli tam Türkiye'nin Türkiye'yi şey zamanları. Türkiye'nin yıldızlaştığı bir dönemde o 2012 işte 2013. Bu arada tabii ben 2013'te İngiltere'ye taşındım ya. Ama zaten taşınmayı bir 2-3 yıl öncesinden planlamıştık. Evet. Eşimle çocuklarla tabii. Falan. İşte bizim Sinalar, Nevzatlar hepsi bana nereye gidiyorsun ülke bu kadar parlak durumdayken falan. Ben de ya yabancılar göremiyor da siz nasıl göremiyorsunuz diyordum. Sonra herkes gördü. Yani ben gittiğim zaman 2012'de dışarıya çok az adam gidiyordu. Evet. Şimdi sanırım geçen sene 25 bin aile mi ne gelmiş sadece İngiltere'ye? Sadece İngiltere'ye gelmiştir. Şu anda çok ciddi bir göç yaşanıyor ve yani benim İngiltere'de tanıdığım IT'ci, Türkiye'de tanıdığım IT'ci, Türk IT'ci. Türkiye'dekinden daha fazla şu anda. Bir de ben ilk gidenlerden olduğum için her gelen bir şekilde bana ulaşıyor. Tabii. İşte danışmak istediği bir konu oluyor. Avukat arıyor, muhasebe arıyor, çocuğuna okul arıyor. Tabii. Ev arıyor, bir şey arıyor. Hatta orada şey yemek falan düzenlemeye başladım. Çünkü yetişemez hale geldim. Evet, ciğercide. Tabii ciğercide. Toplanın bir araya deyip işte birbirine yardım etsin. Orada bir ekosistem oluşturmaya çalıştım aslında. Aynen. 2016'da Maçgoli'nin geri kalanını da sattın ve kokteyl hala Maçgoli'ye destek olmaya devam ediyor değil mi? Sonuçta 2016'da geri kalanını sattık Maçgoli'nin. Ama kokteyl hala Maçgoli'ye destek olmaya devam kokteyl ediyor. Kokteyl hala devam ediyor. Şimdi kokteylin hem kendi core işi mi diyeyim Erdoğan'da? Şimdi kokteyl değişik bir yapı. Ben bunu hani çok yerlerde söylemedim ama yani bir şekilde kokteyl neredeyse 10-15 yıldır sadece kendine iş yapan bir şirket. Evet. Bazen ilk başlarda para kazanmak için böyle dışarıya iş yapmak zorunda kaldık falan filan ama sonra para kazanmaya başladıktan sonra biz hiç dışarıya hiçbir iş yapmadık. Hep kendi hayaller kuruyoruz ya da bir firma geliyor, bakıyoruz işe, iş çok güzel, yazılım gücü zayıf. Diyoruz ki kokteyl ortak olsun bu işe, yazılım için para ödemeyin, ortak yapalım diyoruz. Böyle işlerimiz var. Kokteylin götürdüğü şu anda mesela Kumpara diye bir uygulama var. Hı hı.
Çok iyi giden bir iş. Hı hı. Ondan sonra ama yazılımı çok kötüydü bizden önce. Ben onu melek yatırımcısıydım. Hı hı. Ondan sonra işte Banu'ya söyledim. Kokteyl yapsın bunu ve kokteyl de ortak olsun. Şimdi çok da Banu da çok mutlu. Gayet güzel giden bir iş. Böyle kokteyli böyle büyütmeyi düşünüyoruz biz. Şimdi kokteylin bir Admost var. Admost en büyük projesi. AdServer. AdServer değil artık. Yani mediation sistemi. Yani mobil uygulama ve oyunlardaki reklam gelirlerini Google'dan, Facebook'tan, bu ad networklerden kazanılan reklam gelirlerini optimize eden. Ama aynı zamanda kullanıcı alıyor ya oyunlar, para harcayıp yeni kullanıcı kazanmaya çalışıyor. Bu kullanıcıların ne kadar iyi kullanıcılar olup olmadığını da ölçer. Anladım. Bu yüzden de user acquisition dediğimiz kullanıcı kazanma bütçelerini de optimize etmesilerine gereken bir sistem. Çünkü oyun firmalarının çoğu küçük firmalar. Aynen. Bunların içinde database'den anlayan çok az insan var. Bu oyun firmalarının çoğundaki çocuklar, gençler oyun yapmak istiyor. Evet. Oyuna fokus olmak istiyor ama bir oyun şirketi yönetmek sadece oyun yapmak demek değil. Hatta neredeyse belki büyük kısmı o değil. Büyük kısmı karlı hale gelebilmek, yeni kullanıcı getirebilmek, gelen kullanıcıyı iyi monetize edebilmek. Bir de oyun şirketi hem kendisi reklam veriyor hem de kendisi bir mecra aynı zamanda. Tabii. İşte o yüzden onu iyi ölçebilmek gerekiyor ki ama nasıl ölçecek bunları bu database işlerini bilmiyorsan. İşte Admost bunu tamamlıyor. Partnerle. Admost peki yerel bir şirket mi, uluslararası Admost, işte yapıyor mu? Admost İngiltere'de kurulan bir şirket ama bütün yazılımlarını kokteyl yapıyor. Ama müşterileri? Müşterilerinin büyük çoğunluğu şu anda Türk şirketleri, benim çevremden dolayı çoğu. İşte 40'a yakın müşterisi var. Ama öyle olması gerekmiyor. Gerekmiyor tabii tabii. Yani anladım. Şu anda İngiltere'de de müşterisi var. İşte ne bileyim Bulgaristan'da da müşterisi var. Bir sürü yerde müşterisi var. Ama butik kalmayı hedefleyen bir şirket. Yani böyle biz 40 bin tane müşterimiz olsun istemiyoruz. Yani her bir firmayla tek tek uğraşıyoruz. Çünkü partneri oluyoruz. Anladım. Admost var. Sociopix var. Yok. Sociopix bizden, kokteylden ayrılmış. Benim çok sevdiğim elemanlarımın kurduğu bir şirket. Hiçbir organik bağımız yok. Yani hissem şu bir yok. Ama çok başarılı. Çok sevdiğim. Biz de çok seviyoruz. Evet. Çok tatlı çocuk. İki kardeş. Ayrı bir iş yani. Süper. Bak benim gözümde kokteylin bebeklerinden bir tanesi. Benim yetiştirdiğim insanlar. Ezgi de, Emre de. Başka neler var kokteyl i̇şte içinde? Kumpara şu anda bir tane daha var. Benim yurt dışında yine kurduğum, daha doğrusu yatırım yaptığım, sonradan yine kokteylin bu yazılımını yapma modeliyle ortak oldu. SlashPay diye bir ödeme sistemi var. Henüz aktif değil. Yazıyoruz şu anda. Birkaç tane daha var. Şimdi hani, buna benzer. Bir de senin ayrıca yatırım yaptığın şirketler var. Tabii. Bunlardan bir tanesi Masomo. Masomo benim kurduğum bir şirket aslında. İşte şeyde İngiltere'ye taşındıktan sonra Maçkoli'nin earnout döneminde hep şey düşünüyordum ben. Maçkoli'yi tamamen sattıktan sonra ne yapacağız? Futbol işi yapmak istemiyordum yani. Benzeri işi yapmak istemiyorum. Ne yapayım? Bir oyun, benim hep ilgi alanım. Bir oyun şirketi kurmayı istedim. Masomo öyle kuruldu ve Oliver işte yine Oliver'la beraber kurduk. Yapmaya çalıştığımız şey de puzzle oyunlarıydı. Multiplayer puzzle oyunu. Masamo'da Mass Social Mobile'in ilk iki harfleri. Oliver'ın koyduğu bir isim. Süper. Sonra benim ilişkilerimle İzmir'de İzmo'nun oyunu olan Kafa Topu. Evet, onu diyecektim. Onlar bana geldi. Maçkoli abi reklamını yapar mısınız falan diye beni aradılar. Ben de baktım oyun çok güzel bir oyun. Dedim ki gel ortak olalım bu işe. Ve onlar oyunu Masamo'nun içine koydular. Kafa Topu o zaman sadece Türkiye'de popüler bir oyundu. Sonra uçtu gitti. Biz içine para koyduk. Masamo'nun yarısını onlara verdik hisse olarak falan. Hisse paylaşımı yaptık falan filan. Ve işte ortaklıktan 6 ay sonra Masamo Kafa Topu dünyada ses getirmiş bir oyundu. Sonra Kafa Topu 2'yi yazdık. Artık ekip İzmir'de. Biz puzzle oyundan vazgeçtik. Çünkü bu taraf çok daha parlaktı. Çok ondan sonra 2,5 yıl sonra, yaklaşık 3 yıl sonra da Miniclip Kafa Topu 2'yi görünce beni aradı. Bu oyun işte çok başarılı falan filan, ne yapmayı hedefliyorsunuz dedi. Satarız dedim. Kaça dediler. Şu kadar. Anlaştık, sattık. Süper. Türkiye'deki oyun sektörünün bu işte arka arkaya yaşadığı başarılar tesadüf değil o zaman. Yani burada bir şey, yani biz bunu mesela şimdi hani oyun olarak aslında hani exitler olarak baktığımızda en başarılı exitler, en yüksek exitlerin bir kısmı oyun sektöründen geliyor. İşte Gram'ın yaptığı, işte Peak bir kısmını sattı, Masomo var. Başka çok başarılı, hani karlı küçük stüdyolar var, iyi oyunlar var. Buradan sence bir
daha büyük, daha organize bir şey çıkma ihtimali var mı? Yani oyun sektörü çok hareketli bir sektör. Çok hızlı bir şeyler olabilen bir sektör. Her an çıkabilir. Yani masama işte ben Maçkolik'te 15 yıl falan uğraştım neredeyse. Masama'da işte 2,5-3 yılda oldu bu iş. Hala olabilir. Türkiye şu açıdan iyi bir ülke. Bir kere genç nüfusu yüksek. Eğitim sistemi şu anda çalışan çocukların aldığı eğitim nispeten bugüne göre çok daha iyi. Ve oyun evde de yapabildiğim bir şey. Evet. Artık tek başına bir çocuğun da yapabildiği bir şey. Bizim oyunlar genelde böyle çok büyük oyunlar değildi kardeşler. Daha basit oyunlar. Evet. Kafa topu bile basit sayılabilir. Kafa topu yine bu bilmiyorum terimler yabancı gelebilir insanlar ama hyper casual denen evet, mesela evet. Oyunlar var işte. 2 haftada oyun yazıyor bir çocuk. Aynen. Sonra işte bu oyunu patlatıyor. Oyun atıyorum 3 ay tabelerde kalıyor. 3 ay sonra tüketiliyor oyun. Gidiyor. Ama kafa top mesela değil. Biraz daha hardcore'a yakın. İşte 80 kişilik ekip var şu anda mesela İzmir'de. Oyun 3 yıldır oynanıyor. Daha belki 5 yıl daha oynanacak. İşte basketbolunu yazıyoruz. Yine basketbol işte neredeyse 6 aydır yazılıyor. Bir en az 6 ay daha ihtiyacımız var. O daha mid şey. Mid core diyelim ona. Mesela hardcore oyun çıkamıyor. Evet. Çünkü o çok daha büyük çok ekip daha gerektiriyor. Büyük. Çok daha büyük yatırım gerektiriyor. O böyle film stüdyosu gibi bir şey oluyorsun yani o zaman. Ya sosyolojik araştırmasından tarihçisine yani tutarlı bir şeyler yapman gerekiyor. Aynen. Orada. Konsol oyunu çıkmıyor. Tabii. Değil mi? Konsol oyunu yapanlar da var. Başarılı isim aklıma gelmiyor. Şimdi Ankara'da bir tane firma var galiba. Ama benim ilgi alanımın tamamen dışında. Evet. Konsol oyunları o yüzden atıp tutmayayım şimdi o konuda. Ama mobil oyun tarafında bence Türkiye'nin İddia olduğu yer hyper casual ve mid-core oyunlar olabilir. Evet. Oyundaki güzel taraf müşterisi Türkiye değil. Aynen. Bütün dünya. Day One'dan global yani, zaten. Yani öyle bir oyun yapabilirsin ki Çin'de çok tutar, başka bir oyun başka bir ülkede tutar. Tamam yani ve gelir modeli çeşitlendirilebiliyor. Evet. Yani in-app purchase'lar var. Şimdi üyelik modeli gelişmeye başlıyor mesela son zamanlarda. Reklamdan para kazanma modeli gelişiyor. Orada bir ekosistem var. Şöyle, oyunların içindeki reklamların çoğu oyun. Evet. Sürekli oyun yazıldıkça evet. Reklam yapmak zorunda olan oyun firması da artıyor. Böylece yeni oyunlar aslında reklam pastasını da büyütüyor. Anladım. Ve daha da büyüyecek bence. Hala başındayız. Çünkü telefonlar hala çok daha gelişmeye açık. Tabii. Daha da smart telefonlar, akıllı telefonlar gittikçe yayılıyor. Yani çok daha güzel şeyler olacak bence oyun sektöründe. Peki başka hangi sektörlere bakıyorsun? Yani sen İngiltere'den Türkiye'ye baktığında, evet. Şimdi Türkiye üzerinde konuşuyorum. İşte 2013 senesinden beri de dışarıdan bakıyorsun Türkiye'ye. Hı-hı. Belki işte sattığından beri de birazcık daha sen hep çok fokus giden bir insandın. Evet. Ama şimdi birazcık hani vaktin ve şeyin ve hani daha bakabiliyorsun. Ne görüyorsun yani burada? Yani şimdi hani... Yani son birkaç seneyi kötü geçirdik. Türkiye'de mi neler var demek istiyorsun? Evet. Önümüzdeki... Yani Türkiye diye konuşmayayım ben yine genel konuşayım. Tamam. Türkiye oradan alabildiği payı alsın bence. Yani bence önümüzdeki dönem Big Data. Evet. Machine Learning, AI demiyorum. AI çünkü çok geniş bir kavram. Yani biraz yanlış anlaşılıyor. Yani Big Data ve Machine Learning'in birleşimine AI denir gibi bir durum var şu anda. Bence data analizi, o yüzden de Edmos'ta bu kadar önem veriyorum aslında. Evet. O da bir çeşit data analizi yapıyor. Bence her sektörde aklına gelen, yani tıp dahil, hukuk dahil ne geliyorsa. Tabii. Hatta benim işte iki kızım var biliyorsun. Biri 18, 19, biri işte 16'ya girmek üzere. Küçük kızım işte psikoloji okumak istiyorum diyor. Ben de diyorum ki çok başarılı bir çocuk bu arada. İşte matematiği de çok iyi, işte çok iyi piyano da çalıyor, sosyal dersleri de çok iyi falan filan ama psikolog olmak istiyorum diyor. Sen büyüdüğünde yani 10 sene sonra sen okulunu bitirdiğinde bence psikologların çoğu AI sistemler kullanıyor olacak. Yani neurolinguistik şeyler falan. Yani belki psikologların tamamen yerine geçmesi şu anda belki zor ama öyle telefonunda bile öyle uygulamalar olacak ki sen belki onunla konuşarak ufak tefek sorunlarını çözeceksin. Ya da psikolog olarak bile yanında bir tane de bir alet olacak. O da dinleyecek hastayı. Tabii. Hasta gittikten sonra belki sen o AI ile konsültasyona devam edeceksin. Ya bunu mu demek istemiş olabilir bilmem ne. Belki onunla konuşacaksın. Yani semantik analiz falan da ilerledikçe sonuçta tabii. Onu anlayıp bir sürü paralellerle. Ve sen bunun ikisini birden okursan dedim. İster klinik psikoloji yapabilirsin. İster bilgisayar tarafında olabilirsin. İster bu ikisi arasında çalışabilirsin. Yani demek istediğim sonuçta bu konular. Data analizi ve kod. Bence hatta şunu da söylüyorum. Şimdi ilkokul, ortaokul, lise okunuyor ya. Bence bir liseden sonra bir 2 yılda kod öğretilmeli herkese.
Ondan sonra doktor mu olacak? İşte foundation year gibi en az 2 yıl. Böyle çok uzmanlaşması gerekmiyor ama konsept olarak yani analitik düşünmeyi öğreten. Şimdi şey gördün mü? İlk defa makina radyologdan daha iyi meme kanseri teşhisi yapmış mı bunu okuyarak. Ben de okudum. Yani %3-5 iyi ama olsun. Eşit bile olsa. Tabii. Eşit olduğunu varsayalım. Tabii. Daha iyi yapıyor olmasın. Eşit yapsın. Radyolog yetiştirmek kaç yıl? Tabii. Bir de bu sadece iyiye gidebilir yani ve öğrendikçe. Bu bir kod, bir kopyalanabilir bir program. Tabii. Bütün hastanelere koyabilirsin anında. Afrika dahil. Bütün hastanelere, her yere koyabileceğim bir sistemden bahsediyoruz. Doktor olacağım deseydi ne derdin? Annesi doktor. Annesi herhalde o konuda daha çok yorum yapardı. Zor. Doktorluk da çok zor meslek tabii. Yani hem okuması zor. Geçen birisi şey dedi. Sakın çocuklarınızın radyolog olmasına izin vermeyin dedi. Hani doktor olabilirler başka şeyler ama asla radyolog olmasınlar ya, dedi. Zaten ben AI, yani bu tür sistemlerin bu meslekleri tamamen replace edeceğini düşünmüyorum. Onlara daha zaman verecek. Asistan da olabilir ki. Ama daha zaman da kazandıracak. Yani şu anda bir sürü işte doktorun, avukatın, şunun, bu insanlar daha iyi sistemler düşünmeye tabii. vakit bulamıyor sorunları çözmek. Aynen. Sorunları programlar çözsün, insan daha iyisini yaratmaya çalışsın. Peki data, şey dedik, machine learning data. Evet. Okey, başka? Bu, ben kendi uzmanlığımdan da işte bir yerlerde de yazdım onu bir dergide mi ne. Şimdi user acquisition işi de en önemli konulardan biri olacak yine. Çünkü hemen hemen dünyanın her yerinde şu anda artık girişimcilik ekosistemi çok pohpohlanıyor. Tabii. Ya bunun çeşitli sebepleri var. Çünkü neredeyse her yerde işsizlik ciddi bir sorun. İşsizliği çözmenin yollarından birisi de insanların kendi işlerini yapmasını sağlamak. Peki insanlar kendi işlerini yapıyorsa ne olacak? Müşteri ihtiyacı var. Müşteriyi, karlı müşteriyi bulmasını sağlayan girişimcilerin, bu sistemleri geliştiren yazılımlar ya da firmalar, çözümler diyeyim, bence yine çok revaçta olacak. Bir de işte acayip rakamlar söyleniyor işte. Herhangi bir işte bir B2C internet girişiminin zaten harcadığı paranın işte %60'ı Google'a, Facebook'a gidiyor. Tabii. Falan gibi yani hani aynı iş yapan iki tane şirket tek yaptıkları hatta, birbirlerinin yüzüne daha pahalı bir şey hale getirmek. Benim yine yatırımlarımdan birisi App Samurai var. Evet tabii. Onlar da çok düzgün çocuklar. Şimdi onların raporları var. User acquisition yapılıyor işte Facebook, Google'da, başka ad networklerde, orada burada. %50'ye yakını fake. Yani sahte. Tabii. Şimdi işte o yüzden doğru kullanıcı, müşteri kazandıran, sahte olmayan, verimli kullanıcı kazandıran sistemler geliştirmek de çok önemli bir hale geliyor. Bunlar önemli. Onun dışında bence sanat tarafı. Yani artık çünkü insan ağır bir sürü işi bunlar çözdükçe, bu tür yazılımlar çözdükçe insanlara bence daha çok zaman kalacak. Ve orada da işte en azından kısa orta vadede, çünkü ileride ben sanatı da yayın daha iyi yapacağını tahmin ediyorum. Ama kısa orta vadede en azından insanların daha çok vakti kaldığı için daha çok keyif almaya, işte daha çok kreatif şeyler yaratmaya vakti olacağı için bunun önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ben de baktığımda birçok, Türkiye'ye baktığımda, Türkiye'de bile şu anda eskiye göre aslında sanata verilen önem artıyor. Risk toplayan insan sayısı daha fazla yani. Tiyatrolar yok tabii, satıyor falan. Yani restoranlar bile eskiden yemek karın doyurmakken şu anda estetik, yemekteki estetik bile daha önem kazanmış değil mi? Tabii. Ben her geldiğimde İstanbul'daki restoran şeyinde bir farklılık görüyorum. Bunu hissediyorum. Yani Londra'da zaten o konuda bir cennet. O yüzden sanatsal faaliyetlerin de çok önem kazanacağını düşünüyorum. Büyük kız sanatçı. Büyük kız da sanatçı. O resim yapmak istiyor. İşte bu sene ona okullara başlamaya başladı. Ona hiç önermiyorum. Ya onun matematiksel tarafta o kadar kendini iyi hissetmiyor da. Ama resim de çok iyi. Hakikaten beni de şaşırtıyor. Ben de sıfır. Ben çizgi çizemem çünkü. Benim babam biraz ressamdı. Ondan atlayarak geçmiş galiba. Süpermiş. Peki bu işte Maçkolik, İngiltere şeyi hiç de ara vermeden, yani hani orada da aynı üretkenlikle hayatına devam ettin aslında. Evet. Ve halen daha işte bundan sonrası konuşuyorsun. Yani hani bir erken emeklilik şeyi almıyorum yani kesinlikle. Ya ben kendimi Duracell pile benzetiyorum. Böyle var ya hani böyle koşuyor pıt diye gidiyor. Ben de öyle gideceğim diye tahmin ediyorum çünkü... Ya ben hayattan öyle zevk alıyorum aslında. Üretmekten çok zevk alıyorum. 30 yıl oldu okulu bitireli. 30 yıldır aralıksız çalışıyorum. Ve hep sevdiğim şeyler yaptım.
Hiç, evet. Hiç kimse beni zorla bir şey yaptırmadı. Çok klişe bir laf ama neyse, hep sevdiğin işi yaparsan hiçbir zaman çalışmak zorunda kalmazsın derler ya. Bilmiyorum ne kadar doğrudu ama benim için doğruydu. Yani ben hakikaten hiç pazartesi hayatımda hiç farklı olmadı benim için. O yüzden de belki sürekli üretmeye çalışıyorum. Bir de çok şey birikti. Tabii. Yani 30 yıldır kafamın içinde bir sürü şey var. Bunları böyle... Şimdi ben bir de ateist bir adamım. Yani böyle cenneti, cehenneme bir şey, yani bir yerlere bırakacağım da düşünmüyorum. Öldüğüm anda bitecek bendeki her şey. Ona inanıyorum. Bitmesin diye de aktarmaya çalışıyorum bunları. Peki şu anda yatırım yapmak mı daha çok heyecanlandırıyor seni? Kolunu sıvayıp iş yapmak mı? Perform'da bir işin var hala değil mi? Yok. Orası bitti. Tabii. Hiçbir yerde işim yok. Ha. Masam oda sadece non-executive, yani çalışmayan direktörüm, board member'ım. Okay. Onun dışında vaktimin büyük çoğunluğu Edmos'ta oluyor. Kumparayla uğraşıyorum. Kumparada yeni yaratıcı bir şeylerimiz var. Onun dışında benim yatırım yaptığım firmaların çoğu aslında benim, yani koyuyorum tabii ama paradan ziyade benim işte teknik bilgim olabilir, çevrem olabilir. Aha. Yani bunun gibi başka şeyleri koyabileceğim, zevk alacağım işler. Yani şu anda... Neler çok... var açıklayabildiğin? Mesela bir tane şey var. Yine İngiltere'de kurduğumuz ve yatırımcıları, ben, Melih de yatırımcısı. Yine Oliver ve York diye başka bir arkadaşımız. Aura diye bir şey geliştirdik. Müzelerde kullanılan bir sistem. Yani şeyler vardır ya, kulaklıklar vardır müzelerde. Gidersin, British Museum'da geziyorsun mesela, dinlersin onun hikayesini. Evet. Onlar şimdi çok ilkel aletler artık. Aynen. Herkesin telefonu var. Tabii. Kulaklığı var. Aura telefonda indirebildiğim bir uygulama. İçerisinde çok daha fazla bilginin olduğu, işte mesela British Museum'a giriyorsun, Rosetta taşının önüne geliyorsun, telefondan dinliyorsun ne olup bittiğini. Bunu dünyadaki tüm müzelere koyabileceğim bir sistem. Çünkü dünyada 55 bin tane müze varmış. Bunları bu Aura'ya ortak olunca öğrendim. Bunların 35 binini Amerika'da bu arada. Ve o sistem, kulaklıklı sistemler 100 bin dolar civarında. Müzelerin çoğu yüzden koyamıyor. Çünkü müzelerin öyle bir geliri yok. British Museum, Tate falan filan koyabiliyor ama atıyorum ben Uşaklıyım. Uşak'ta karın hazinesi var. Dünyanın en büyük hazinesi. Ufacık bir müzede duruyor. O müzenin oraya onu koymaya şansı yok ama şimdi Aura'nın içine bunu koyabilirsin mesela. Bu sisteme yatırım yapmamın sebebi para değildi mesela. Şunu istedim ben. British Museum'a gittiğimde Aura'nın şeyini göreyim orada. Türk mü bunun kurucusu? Türk. Türk bir, çok akıllı çocuklar, 4 kişi. Bu var. Bir tane Deep Zen diye bir, yine İngiltere'de, Türk yine kurucusu. Şey yapıyorlar, İngilizce AI ile text okuyorlar. Böylece audiobooklar yaratılabiliyor. Ne yaratılabiliyor? Yani sesli kitap. Audiobooklar, ha. Sesli kitap ben bayağı böyle zen falan diyeceğim, meditasyon hep falan mı dedin? Yok, alakası yok. Tamamen teknolojik bir ürün. Çalışanlar... PhD'li, çok yüksek seviyede eğitimli insanlar, çoğu yabancı. Onlar da, şimdi mesela benim okuduğum bir kitap var mesela, işte Kite Runner, biliyorsunuz belki, evet, Halit evet. Hüseyin'in. Şimdi adam kendisi okumuş kitabı, yazar, 12 saat. Oh. Şimdi 12 saat bunu okumuş, bu arada tabii bu yayınlanmış hali. Tabii. Herhalde hatası, şusurusu belki tabii. Bir ay sürdü. Halbuki aynı kitap bizim bu sistemle atıyorum işte bir saatte oluyor. Ha. Bu yüzden şu anda sesli kitapların çoğu, popüler kitaplar sesli hale çevriliyor ki maliyet çok fazla çünkü. Ama bu sistem olunca bütün kitapları çevirebilir hale geliyorsun. O benim böyle hoşlandığım işlerden birisi. Başka var mı? Şimdi aklıma gelmiyor. App Samurai var. App Samurai var tabii. Vispera var tabii. Aytri Hocam. Aytri Hocam'la senin kulaklarının içine atmıştık. Çok kişi de senin kulaklarının içine attık bu podcastlerde. Aytri Hocam tabii, şimdi ben selamlarımı ileteyim dinliyorsa, dinlerse. Yani çok tesadüf oldu o. 3 sene önce falan da yanılmıyorsam. Kutlu var. Kutlu tanıyorsun. Tabii ki. Kutlu şimdi beni çağırdı. Erdem abi dedi ya gel işte, ben de Türkiye'den bir grup insan getirdim. Pitch yapacaklar falan filan. Sen de gel dinle dedi. İyi dedim, gittim. Abi baktım Aytun Hoca pitch yapıyor. Benim hocam sen bana, hocam, bana pitch yapıyor şimdi, tamam mı? Abi çok şeydi, güzeldi. Çünkü ben onun 87 yılından ilk Türkiye'ye döndüğünde ilk öğrencimdi. Wow. Sonra neyse çıktık oradan, işte bizim eve gittik falan, yemek yedik beraber. Sonra nedir hocam falan. Dedi işte böyle bir iş kurdum. Yatırım arıyorum falan. Kaç para arıyorsunuz? İşte şu kadar. Dedim ben bu kadarını vereyim size. Süper. Ertesi gün yolladım ben parayı. Vay. Tamam, hiç böyle. O da dedi ki Erdem, sözleşmeyi bile görmeden
yatırım yapan yatırımcı görmedim ben hocam dedim yani istiyorsan yiyeyim parayı yani üstünde o kadar emeğiniz var. Ama iyi ki yapmışım. O da çok iyi gidiyor. Süper. Harika gidiyor. Evet. Peki Türkiye özelinde baktığında ne görüyorsun? Yani buradan sana bir sürü işte ne olursa olsun deal akıyor. Hani evet. Bir şekilde en azından bir iyileşme, bir farkındalık. Kendi adıma ne yapmaya çalışıyorum? Bir rol model olmaya çalışıyorum. Aynen. Üretkenliğimi göstermeye çalışıyorum. Paranın belirleyici bir şey olmadığını göstermeye çalışıyorum hayatta mutluluk için. Hayatı anlamlı kılmak için. Bunları da becerebildiğimi sanıyorum bir ölçüde. Yani sektörün hani Erdem abisi gibiyim ben şimdi ama abiliğin sebebi belki yaşın da etkisi var ama daha çok bu tavrımın etkili olduğunu tahmin ediyorum. Bunu sürdürmeye çalışıyorum açıkçası. İnsanlar bana bakınca hayatta para hırsının o kadar da çok önemli olmadığını hissetsin istiyorum. Çünkü benim hayatımda çok bir şey değişmedi. İşte hani zaten bu arada Maçköy Park'ta hiç para kazanmıyorduk da sonra çok kazanmış falan filan değiliz ama hep şey örneği veriyorum. Yani ben zaten 2 bira içerdim. Yine 2 bira içiyorum. Yani çok param var diye 3 bira içmiyorum. Para harcamak senin kimliğini belirleyen bir şey olmamalı. Belki Türkiye'de de dünyada da insanlara verilecek en büyük mesajlardan birisi bu. Ya ben genelde kendi içinde kendime baktığımda yani vicdanımda kendime verdiğim değerle kendimi başarılı hisseden bir insanım. Yani başkalarının benim hakkımda ne dediği önemli tabii ama ikinci derece önemli. Yani ama insanlarda gördüğüm başkalarının ne dediği daha önemli olduğu için mutlu olamıyorlar. Çünkü başkalarının ne dediği bir süre sonra geçiyor. Geçici bir şey var. Çünkü 15 dakika düşünürsün başkasının başarısını. Ama kendi başarınla, kendi vicdanınla sürekli berabersin. Ben onu içeride sürekli kılmaya çalışıyorum kendi adıma. O yüzden de mesela Londra'da evden çalışıyorum. Benim yalnızım. Tabii ki bir süreyle girip çıkıyorum falan filan ama kendimle çok baş başayım. Ve bu beni çok mutlu etti son zamanlarda. Yani İngiltere'nin en büyük farkı benim açımdan kişisel olarak. Çünkü Türkiye'deyken çok kalabalığın içindeyim. Sürekli birileri var, birileri gidiyor. İnsanın kendisinin derinleşmesi çok mümkün olmuyor. Yalnızlık o açıdan bence biraz iyi bir şey. Yalnız kalmak. Yani burada da insanlara ben onu biraz tavsiye ederim. Biraz hatta geçenlerde Bill Gates'in bir belgeselini seyrettim. Netflix'teki. Çok hoşuma gitti. Adam hala işte alıp kitaplarını bir hafta bir yere kapanıyor. O bile, dünyanın en zengin adamı bile işte o yalnızlığa ihtiyaç duyuyor. Evet. O kadar keyifli bir şey ki o. Başkalarının senin hakkında söylediğinden çok kat kat daha önemli bir şey. Kendini doldurmak, içini doldurmak. Bilmediğin bir sürü şeyin farkına varmak. Yani Sokrates ne demiş? Adamın en önemli sözü, en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir demiş. Şimdi adamı böyle bir filozof haline getiren bu söz düşündüğünde hepimiz için geçerli. Ama bizim etrafımızdaki herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor. Ben bir şeylere baktıkça ben de aynısını hissediyorum. Yani cazla ilgileniyorum diyorum. Girdikçe ne kadar çok adam var daha tanımam, dinlemem, hissetmem gereken diyorum. Daha girdikçe büyüyor orası. Evet. Bu beni üzmüyor. Daha büyük zevk veriyor. Öğrenecek daha da çok şey var diye. Bunun gibi yani bence bazen yalnız kalıp etraftaki kısır şeylerle kendimizi zayıflatmak yerine kendimizi zenginleştirmeye çalışmıyor. Asıl mutluluk orada bence. Peki şimdi siz Tarkan'la beraber Maçkori'yi kurdunuz. Tarkan da hani yöneticilik deneyimi olan birisi kesinlikle değildi o zaman. Evet. Sen de şeyden hani bir mühendis olarak şey yapıp işte hani yurt dışı işlerinden sorumluydun işte B2B enterprise değil mi? Projeler yapan bir insanken birdenbire B2C'nin dibi işte çok hızlı büyüyen. Evet. Acayip işte genç insanları işe alan vesaire Maçkori'nin başında buldun kendini. O mühendisten CEO'ya mı diyeyim artık yani hani o dönüşümde başarılı olmanın sebeplerinden bir tanesi kendini çok iyi tanıman diye düşünüyorum ben. Ama yani o journey'den de biraz bahseder misin yani her şey mi birdenbire yerine oturdu ve sen... Yok. Ya şimdi bazı şeyler tabii genetiğin de önemi var burada bir sürü parametre var. Ama ben kendi adıma baktığımda şimdi benim babam avukat Uşak'ta. Amcam vardı köyde. Biz işte cuma günleri okul biter köye giderdik. Pazartesi sabah tekrar Uşak'a gelirdik. Yazın 3 ay köydeydik. Ben köyde koyun da güttüm. İneklerin altını da temizledim. Tarlada da çalıştım. Ama bunları yaparken inanılmaz zevkle yaptım. Yani ben okul birincisiydim lise sonunda. Okul birincisi olmasam aslında ziraat mühendisi ya da veteriner olmak istiyordum. Ama okul birincisi olmaz dediler. Sonuçta bir şekilde bilgisayar mühendisi oldum. Oradaki köylü Vehbi amcayla da ben sohbet ederdim ve büyük zevkle.
Sonra Arçelik'e girdim. Vefik Koç'la tanıştım. Vefik Koç'la da sohbet ettim. Şimdi ben insanın yelpazesini ne kadar genişletebilirse, hiç kimseyi küçümsemeden, o kadar kendisini de renklendirebileceğini, karşısına çıkan olaylarda daha bilgece davranabileceğini düşünüyorum. O yüzden şimdi şey, hani senin sorun mühendisten CEO'ya, öyle bakmıyorum ben. Ya ben aslında kendimi hiçbir zaman CEO da demedim. Bizim şirkette mesela title yok. Yani kimsenin unvanı yok bizde. Hiç olmadı. Yani bize geliyor çocuklardan biri. İşte Erdem abi, Erdem abiyim. Title'ım tek, title'ım o. Erdem abi işte İngiltere vizesine başvuracağım. Daha bir şey yazmam lazım. Ünvanın ne? Ünvana ne yazayım diyor. Ne olmak istiyorsan yaz, imzalayayım diyorum ben. Çünkü ünvan, bir insanın ünvanla kendini tanımlaması kadar saçma bir şey tabii, yok bence. Tabii, tabii. İşte bence o çocukluğumdan gelen, o en alttaki insandan gelen, yani şu an işte bizim çaylarımızı yapan, ofisimizi temizleyen insanla da ben aynı ciddiyette konuşurum bir şey konuşacağım zaman. Onunla siz konuşun. Maaşını ben söylerim hala. O, bir hiyerarşi olmaz yani. Mümkün değil. Tamam, bu bence zaten değerli kılıyor beni bir sürü insanın gözünde. Evet. Ben de kendime zaten sırf bu yüzden değer veriyorum. Çok basit bir şey anlatayım. Bunu ben geçenlerde bir yerde daha anlattım ama şeyde anlattım. Girişimcilik Bakanlığı'nda bir konuşma yaptım. Arçelik'te yani kendimi en başarılı bulduğum an ne zamanı anlattım? 30 yılda. Arçelik'te şef oldum. Şef olmadan önce yılbaşılarında şey oluyordu. Küçük ev aletleri veriyorlardı bütün bölümlere. Bunu çalıştığınız firmalara hediye edin. Bilgi işlem bölümünün de öyle çalıştığı firma yok. O yüzden kurayla dağıtılıyor. İşte ütü, mini fırın, işte mikser, bilmem ne, böyle saçma sapan bir sürü bir şey var. Şef oldum. Bunlar kurayla dağıtılıyor çalışanlara. Şef oldum. Beni çağırdı müdürüm odaya. Sonradan da ortağım olan insanlarımla. Seç istediğin dediler. Ya ben de işte 23 yaşındayım. Neden dedim? Kura yok mu dedim. Hayır, önce şef ve müdürler seçiyor. Sonra kura alıyor. Geçmiş yıllarda da mı böyleydi dedim. Evet dediler. Ben 3 saniye düşündüm. Kura'ya girmek istiyorum ben dedim. Çıktım. Kendimle en gurur duyduğum an odur. Geçmiş, son 51 yaşındayım. Geçmişe baktığımda. 23 yaşında bir çocuk olarak orada müdürüme, o insanlara siz 2-3 yıldır bizleri kandırıyor musunuz? Topu topu mini fırın için. Evet yani, değil mi? Ve beni de buna alet etmek istiyorsunuz. Ben alet olmayacağım dedim. Tamam mı? Şimdi bak, başarı dedim. Maşkoli sattım, masamı bilmem ne yaptım falan. Bunlardan daha başarılı hissediyorum o anı anlattığımda. Ha, buna bir şey daha ekliyorum. Ben bu insanlarla sonra ortak oldum. Korte'yi kurdum, maşkoli ortak oldular falan. Niye ortak oldum o insanlarla? Çünkü insanları beyaz ya da siyah diye ayırmaya kalkar ve silersek etrafımızda hiç kimse kalmaz. Ben o insanları hala çok seviyorum bu arada. Tabii tabii. O insanlarla ilgili ben kafama bir bilgi yazdım. Onlardan neler bekleyebileceğimi, nelerle karşılaşabileceğimi bilerek yazdım bir köşeye. Ve onlarla ben yıllarca ortaklık yaptım. Ortaklık yaparken her şeyi yazdım, çizdim. İşte Korte'yi kurduk. İlk yaptığım şeylerden birisi, ortaklardan biri ölürse nasıl davranacağız? Birisi ayrılmak isterse nasıl davranacağız? Bunların, bu modelleri, oyun tasarlar gibi şirketi nasıl yöneteceğimizi yazdım. Şimdi bu bir mühendis kafası mı? Belki mühendis kafası. Ama bence daha ziyade çok farklı bir yelpazeyle muhatap olmuş bir insanın tecrübesi. Belki bir de şunun etkisi olabilir. Babam avukat dedim ya. Ben ilkokuldan lise sona kadar babamın yazıhanesinde sekreterlik yaptım. Yani babama da birileri danışmaya geldi. Ben de otururdum. Binlerce farklı sorun dinledim. Kimse iyi gününde gelmiyor zaten avukata gelen. Tecavüze uğrayan kadının hikayesini dinledim. Dolandırılan köylünün hikayesini de dinledim. Yani o kadar çok hikaye dinledim ki. Evet. Babamla bu konularda sohbet ettim. Babam içmeyi severdi. Babam rakı masasında oturdum onların arkadaşlarıyla yıllarca. Belki bunların insana işte Harvard'da master yapmaktan daha fazla katkısı olabilir. Evet, hukuk, yani o gözle bakmak çok şey. Çünkü doğrudan, yanlıştan, kişisel şeylerinden arınmış bir şekilde Şimdi DNA'na işliyor bir de. O yaştan gelince, daha küçüklükten gelince bu tür şeyler. Yani yaşamının bir parçası olduğunda bu tür şeyler. Öyle amacını öğrenmek değil. Amacın olmadan işliyor vücudunun her yerine. Peki senin kızların çok farklı bir ortamda büyüdü. Hı-hı. Onlara, şimdi sen bunun değerini bilen bir insan olarak onlara bunu... Şimdi biz hani böyle senin doğal habitatın buydu. Biz kendi çocuklarımıza zorla bu ortamlara sokmaya çalışıyoruz ki şey yapabilsinler. Aynen. Diye, değil mi? Ya en zor hani şey, böyle, çok güzel söylüyorum. Ben bir tane drama kursuna gönderiyordum bizim kızı. Öğretmen diyor ki... Ben onu diyor bazen diyor bilerek biraz itiyorum. Hani şey yapabilsin diye. Hani çünkü çocuklar parkta oynayıp sokakta oynamadıkları için
dramaya götürüyoruz ki öğretmeni onu içsin, o da ne yapacağını bilsin. Yani evet, hani onun evet. gibi bir böyle simülasyon dünyasında evet. bizim hani sizin zamanında doğal hayatımızda gelişen bazı hayat becerilerini öğretebilmek evet, için böyle evet. enteresan şeyler yapıyoruz. Evet. Ya ben çok güzel soru bu. Şimdi özellikle ergenleştiklerinde şimdi annesine ve bana karşı daha tepkiseller falan, dinlemiyorlar bilmem ne falan. Hatta şey diyordum, ya bu dünyada bana saygı duymayan iki kişi var. İşte ikisi de kızım diyordum. Ayşegül de şimdi hem doktor olmasından dolayı hem de psikolojiye o da çok meraklı. O da diyordu ki hayatım yani bu çocukların bağımsızlaşması gerekiyor. İlk bağımsızlaşacakları kişiler de anne babası. O yüzden sağlıklı olan bu. Merak etme, geri dönecekler. Şimdi o yüzden aslında istediğim kadar etki edemediğimi biliyorum onların hayatına. Çünkü onlar bizden uzak durmaya çalışıyor. Bizsiz bir hayatı da yaşayabilmenin pratiğini yapıyorlar aslında. Umuyorum biraz daha büyüdüklerinde, yani ergenlik şöyle bir uzaklaşınca, çünkü ergenlik ayrı bir beyin yapısı. Tabii öyleymiş zaten şey olarak kesin. Da. Kesin. Ondan sonra. Frontal korteksler bilmem neler evet. falan. Evet, evet. Şimdi hani geri döneceklerini ve beni başkalarının dinlediği kadar en azından dinleyeceklerini tahmin ediyorum. Umuyorum diyeyim. Erdem abi, biyografinin sonunu da işte hiçbir kararımı eşime danışmadan almam, o benim hem hayat arkadaşım hem en yakın arkadaşım diye bitirmiştin. Biz de ekipçe de okuyunca hatta çok etkilendik. Bir de eşinden almak istiyoruz seninle ilgili görüşlerini. Ben Erdem'i ilk gördüğümde bakışlarındaki zeka pırıltısına ve yaşam sevincine hayran oldum. Sonra insana ve emeğe verdiği değer, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle sevgim katlanarak arttı. Onunla gurur duyuyorum. Peki işte iş kurmak isteyen Türkiye'de girişimcilere hani öneriler, tavsiyeler ne olabilir? Yani mesela sen ya, şey diyor musun? Klişe olmadı da çok genel bir soru. Sen oldu. Peki şey diyor musun? Mesela asla Türkiye'ye fokus bir iş yapmayın. Yani şöyle diyorum, mümkün olduğunca global düşünün diyorum tabii ki. Yani çünkü ben kendi geçmişe iş anlamında baktığımda kendime kızdığım şey Maçkoli'yi mesela neden ben global düşünmedim? Neden sadece Türkçe yaptım? Global yapılabilecek en kolay uygulamaydı. Evet. Yani takım etiketi yerine team yazacaktım sadece. Çünkü Galatasaray, İngilizce'de de Galatasaray, Fransızca'da da Galatasaray. Real Madrid'de hepsinde aynı. Çok kolaydı ama vizyon eksikliği belki işte. Deminden beri o yelpaze o kadar geniş meniş dedim ama buraları düşünememişiz. Ya da belki o zaman hayatta kalma mücadelesi de veriyorduk. Belki işte tabii. O yüzden de bunları düşünemedik. O yüzden olabildiğince global düşünmekte fayda var ama projenin kendisi çok lokal bir proje ise yani zaten hani global düşünemezsin. Peki siz Maçkolik'te bu arada hiç bunu konuşmadık. Hiç yatırım almadınız. Hayır hiç. Yani hem ben hiçbir işime yatırım almadım. Aynen. Hiç kimseye de tavsiye etmiyorum. Ha, ama yatırım yapıyorsun. Yapıyorum. Yatırım yaparken de niye alıyorsun? Ben siz yapamıyor musun diye ilk sorun bu oluyor. Çünkü herkese bunu söylüyorum. Buradan da söylemiş olalım herkese. Eğer kendi paran varsa, anne babandan alabiliyorsan, kredi çekip yapabiliyorsan, eminsen o işin iyi olduğuna, niye benim paramla yapıyorsun? Yani exit yapacağın zaman, exitse ile amacın, exit yaparken %100'ünü exit etmek varken niye %30'unu bana kaptırıyorsun ucuza şimdi? Ama şunu da söylüyorum. Hatta bunu işte, tamam Maçkolik zamanında söylerdim satmadan önce. Maçkolik bana Google bana gelseydi, deseydi ki Maçkolik'in %90'ını istiyorum. Kaç para? Ben derdim ki Google'a, bedava veriyorum %90'ını sana. Bir evim, bir de arabam var, onları da vereyim. Ama Maçkoli'nin altına Google Company yazalım. Evet. Çünkü o kalan %10. Çok daha değerli. Türkiye dünya nüfusunun %1'i olduğuna göre 100 katına çıkabilirdi. Çok daha değerli hale gelirdi. O yüzden kimin yatırım yaptığına bakın. Pastayı büyütüyor mu? Pastayı büyütüyorum. Size ne katkıda bulunuyor? Yani eğer sadece para gözüyle bakıyorsanız yatırımcıya, yani bir müteahhitten mi para alıyorsun? Hiç internet işleri, internet ise proje. İnternetten hiç anlamayan bir müteahhitten mi para alıyorsun? İnternet konusunda çok tecrübeli birisinden mi yatırım alıyorsun? İşte insan ilişkileri iyi olan bir internet yatırımcısından mı iyi para alıyorsun? Herkese tepeden bakan bir adamdan mı alıyorsun? Yani o kadar çok parametre var ki buralarda. Peki bir de çok fazla ortaklığa girdin çıktın. Hiçbir şey yalnız yapmadım. Hep ortaklarla. Değil mi? Ortak seçme, ortaklık ilişkileri her zaman için hani ortaklıkta olmazsa olmazım olan prensipler şunlardır diyeceğin şeyler var mı? Var tabii. Dürüstlük bence açık ara bir numara.
Olabildiğince şeffaf olmasını istiyorum karşıdaki insanın. Maçkolik'te Tarkan'la karşı karşıyaydı. Tabii, yıllarca odalarınız hiç birbirinizden gizli saklı bir şey konuşmazdınız. Tabii tabii hiç hala yani dün beraberdik yani ondan sonra. Başka iyi niyet herhalde. İyi niyet çok önemli. Peki, bu hikayenin başından beri hep Tarkan'dan bahsettik. Bir de Tarkan'dan alalım o günler nasılmış. Erdem, benim için çok şey. Tanımayanlar için tek cümleyle söylemem gerekse adı gibi adam derim. Yani ahlaklı, iyi, doğru, yardımsever, yürekli ve alçak gönüllü. Sözlük anlamı dışında benim ekleyeceklerim ise çalışkanlığı, öğretmeyi ve paylaşmayı sevmesi, içi ve dışının bir olması, sözünü esirgememesi olur. Ayrıca girişimci ruhu ve enerjisinin hala devam ettiğini de söyleyebilirim. Hiç sana terslik yapmaya çalışan... Oldu tabii bir sürü. Bir sürü ve bitirdim. Anında bitirdiğim şeyler. Para kazanırken bitirdiğim işler var. Ben yokum deyip çıktım. Çünkü huzur yoksa para evet. kazanmanın önemi yok ki. Ya da daha da büyümeden iş. Bir çıkayım ben yani. Burada olmayayım hiç. Para değil hayattaki amaç. Peki bir de ekip. Şimdi daha hani hiç böyle... Hani bu kadar startup Türkiye'ye gelmemişken işte stock optionlar, startup kültürü vesaire aslında siz kokteylde onu yaratmıştınız. Yani hem çalışanlara verilen değer hem verdikleri emeğin karşılığını almak, maddi manevi inisiyatif verilmesi, işte hiyerarşinin azlığı vesaire. Bu da sonuçta aslında senin dünya bakışın, yani dünya görüşünün bir uzantısı yani. Bununla alakalı tavsiyelerin var mı? Var ya ben şimdi siyasi görüş olarak sol görüşlü birisiyim. Ama nedir sol görüşlü olmak diye sorarsan emekten yana bir insanım. Sonuçta bence dünyadaki tek kutsal değer emek. Şimdi o yüzden de çalıştığım insanlarla beraberken o insanların emeğinin karşılığını aldığını hissetmesini çok önemsiyorum ben. Şimdi Erdem abi lafının altının bu şekilde doldurulabileceğine inanıyorum. Yani bana birisi abi diyorsa şunu demeli. Erdem abi dürüsttür, Erdem abi hak bilir. Bunları dedirtebilmek bence zaten en büyük zenginlik. Şimdi kokteyl bu açıdan bence başarılı bir şirket oldu yıllardır. Kokteyl'de şu anda 9 kişi ortak. Mesela benim her yıl hissem azalıyor. Çalışanların hissi artıyor. Ya ben 2016 %60'ı benim de şirketin, %40'ı Tarkan'ın da. Tarkan artık çalışmayacağım dedi Maçkoli'yi satınca. O 40'ı biz çalışanlara dağıttık. Tarkan'ın da bir küçük hissiz kaldı. Ve benim 60'ım da şimdi 40'a düştü. Her yıl %5 ben küçülüyorum. 8 yıl boyunca böyle küçüleceğim. %20'ye kadar düşeceğim ben. Çalışanlar %70'ine... %75'ine sahip olacak şirketin. Bir opsiyon sistemimiz var. Şu anda şirkette çalışan herkesin hissesi var. Yani işte temizlikçimiz dahil. Herkesin bir opsiyonu var şu anda şirkette. Aynı zamanda bir bonus sistemi var. Bonus sistemi geçmiş yılın başarısına endeksli bir dağıttığımız bir şey. Prim sistemi diyelim. Opsiyon sistemi ise geleceğe bağlı bir şey. Yani şimdi o yüzden hani emeğe değer veriyorum. Benim hayata bakışım bu falan filan deyip ondan sonra... hayatı başka hayatı türlü yaşarsan tutarsız bir insan olursun. Hani deminden beri burada attım tuttum şimdi içeride içindeki vicdan bir laflar ettim. Vicdanen rahat olamazsın ki başka türlü. Süper. Çok teşekkürler geldiğin için. Rica ederim. Şimdi bizim bir de kum saati diye bir bölümümüz var. En korktuğum bölüm o. Söylediniz mi bunu? Yok ben geçenlerde baktım sizin podcast'ı. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Uşak. Memleket. Boğaziçi Üniversitesi. Dostluk. Ayşegül. Hayatım. Ezgi ve Esin. Ah canlarım. Ay. Tarkan. Gerçek ortak. Londra. Londra, özgürlük. Ha. Güzel. Süper. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Artık daha fazla görüşmek ümidiyle. Bak vatandaşlığı da aldın. Evet. Özgürlüğün, özgürlüğün dibi yani. Değil mi? O yüzden. Onu da söyleyeyim. Hani çifte vatandaşım tabii. Hem Türk vatandaşı hem İngiltere vatandaşıyım ama yani... Dediğim gibi vatandaşlık kavramı benim için hiç önemi yok. İngiltere vatandaşlığının önemi benim açımdan şey artık bütün dünyada vizesiz. Özgürlük işte. O anlamda özgürlük. Tabii canım. Evet, yoksa başka kendimi İngiliz hissetmem mümkün değil. Zaten aynen. O bayağı imkansız bir şey. Herhalde bir 90'da falan gelince belki bir şey. Belki. Yani şimdi şey diyordum hatta giderken. Şimdi çocuklarım gidip bir İngilizle evlense, torunlarım olsa... Şimdi torunlarım Çanakkale Savaşı'nda yenildik diye, kazandık diye sevinir mi? Tamam, yani işte bu da şeyi gösteriyor. Savaşların ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu.
İşte. Savaşlara sadece orada ölen insanlar adına üzülmek geliyor ben içimden. Başka bir şey yok. O Çanakkale Savaşı'nda 300-400 bin tane İngiliz, Yeni Zelandlısı, tabii, Türk'ü. Hepsi öldüler, gittiler. Bir tanesi de benim dedem, dedemin babası. Türkiye'de ırkının hiç bir önemi yok yani. İnsanlar gitti. Aynen. Bu çocuklara da bunu öğretmeye çalışıyorum işte, benim kızlarıma. Çok teşekkürler. Bu seriyi desteklediği için sponsorumuz NGN'e ayrıca teşekkür ederiz. NGN, Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olan Star of Bosphorus veri merkezi ile şirketlere bulut üzerinden uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. NGN dönüm noktasını sundu.